Ukrayna savaşına şimdi de çevre faciası eklendi. Patlayan Kahovka Barajı tehlike saçıyor. Siviller su altında kalan bölgeleri terk ederken ufukta susuzluk riski var. Tarım da olumsuz etkilenebilir ayrıca. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski durumu ekolojik bir kitle imha bombası olarak tanımladı. 16 aydır amansız bir savaş yaşayan Ukrayna şimdi de çevre felaketine sahne oluyor. Güneydeki Herson kentinde patlayan Kahovka Barajı sele yol açtı. Dnieper Nehri üzerindeki barajdan kontrolsüz şekilde akan suyun seviyesi hızla yükseldi. Yerleşim birimleri su altında. Temelinden sökülen bir ev sele kapıldı. Ukrayna'nın kontrolündeki bölgede tahliye telaşı yaşanıyor. Orduya ait kamyonla taşınanlar kuru bölgelere bırakıldı. Acil durum ekipleri botlarla sokak sokak gezip ulaşabildikleri herkesi tahliye ediyor. Hayvanlar da unutulmuyor. Evi, eşyası zarar gören Ukraynalılar üzgün. Her şey suya battı. Tüm mobilyalar, buzdolabı, yiyecekler, tüm çiçekler. Her şey yüzüyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Durum kritik. Su bir metre daha yükselirse evimizi kaybedebiliriz. Eşyalarımızı şimdi daha yüksekte oturan komşularımıza taşıyoruz. En değerli varlıklarımızı kurtarmaya çalışıyoruz. Tren garlarında yoğunluk var. Sel can kaybına yol açmadı ama Büyükçekmece Gölü'nün 20 misli büyüklüğündeki barajın patlaması felaketler zincirini tetikledi. Suyun çekilmesi zaman alacak. Onlarca yerleşim biriminin 3 ila 10 gün daha su altında kalması bekleniyor. On binlerce kilometrelik ekili alanda ise sulama yapılamayacak. Yaz aylarında tahıl rekoltesi düşecek. Rusya işgali altındaki Kırım da etkilenecek. Barajdan Kırım'a uzanan kanal kuruyacağı için yarımadada su sıkıntısı kaçınılmaz. Zaporijya nükleer santrali de tehdit altında. Santral 6 reaktörünü soğutmak için gereken suyu Kahovka Barajı'ndan sağlıyordu. Ancak reaktörler üretim dışı tutulduğu için alarm veren bir tehlike yok. Soğutma işlemi santralin kendine ait su göletleriyle yapılabilecek. Barajın yıkılmasından Rusya'yı sorumlu tutan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, durumu ekolojik bir kitle imha bombası olarak niteledi.